karne almıştı ve hepsi peki. Genç kız bu müjdeli haberi zavallı yatalak anası kör sağ Merhaba Mücella. Sen de kimsin be? Ben meşhur aksakallı dedeyim. Hani insanların rüyalarında onlara kıyaklar yapan meşhur aksakallı dede var ya, işte o benim. Yani ben oyum. Yaşasın. Benim rüyama girdiğine göre demek ki bana da bir kıyak yapacaksın. Evet. Sana bu hafta sayısal lotoda çıkacak rakamları söyleyeceğim. Aslanım dede be. Hadi söyle. 42. Yok dede, olmaz. Ne olmaz? 42 olmaz. 42 daha geçen hafta çıktı. Ya kadın, 42 diyorsam 42'dir. Allah Allah. Şimdi öbür numarayı söylüyorum. 35. 35 de geçen hafta çıkmıştı. Hatta ondan önceki hafta da çıkmıştı. Dede sen benimle dalga geçmiyorsun değil mi? Geçmiyorum. Yemin çek. Vallahi bil... Kadın, aksakallı dedeler yemin çekmezler. Tövbe estağfurullah. Yalansa ölünü göreyim mi? Değil ölümü. Bir daha beni rüyanda bile göremeyeceksin. Deli mi ne? Tövbe estağfurullah. Bu kadın kafayı sıyırmış galiba. Ben bu yaştan sonra delilerle mi uğraşacağım? En iyisi adama yapayım bir kıyak. Haydar. Amanın. Aksakallı dede. Oh neyse. Bu tanıdı bari. Rüyama hoş geldin aksakallı dede. Safalar getirdin. Nasılsın? İyi misin? Ne? Bırak ahiret sorularını. Ben onları yüzyıllar önce cevaplamıştım. Bak. Şimdi sana yarınki at yarışında ilk ayakta birinci gelecek atın adını söyleyeceğim. Aslanım dede be, söyle. Sunshine. Hadi canım sen de. Yarınki ilk koşu çim pistte. Sunshine kumda iyi koşar. Bana bak Haydar, kafamı kızdırma. Sunshine birinci gelecek diyorum sana. Mümkün yok dede. Hani bir imkan olsa ben seni mi kıracağım ama mümkün değil. Sunshine yarın nal toplar. Lan birinci gelecek diyorum sana. Nasıl inanacağım sana peki? Ya yarın pardon deyip fikrini değiştirirsen gitti o zaman bizim paralar. Yemin ederim ki değiştirmeyeceğim ya. Allah Allah. Boş versene sen, ben yemine falan inanmam dede. Tövbe estağfurullah. Bunlar ailece kafayı yemişler. Yani böylelerine iyilik eden de kabahat. Sayın seyirciler, hükümetten aldığımız bir habere göre bu yıl doğalgaza zam yapılmayacağı bildirildi. Son aldığımız bir habere göre sayın seyirciler, doğalgaza %10 zam yapıldı. Şimdi başka bir habere geçiyoruz. Belediye başkanı bir basın toplantısı düzenleyerek vatandaşlara müjdeyi verdi. Bu yıl belediye otobüslerine zam yapılmayacak. Başka bir haberi bildiriyoruz sayın seyirciler. Belediye başkanı bir basın toplantısı daha düzenleyerek petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle belediye otobüslerine zam yapıldığını açıkladı. Yazık ya. Kadınla adamın günahını boş yere almışım. Bu memlekette her gün fikir değiştiren siyasiler yüzünden kimsenin kimseye güveni kalmamış. Bana bir masal anlat baba, içinde tüm oyunların kurtlar.